Tekrardan merhaba. Şimdi sabah saat 8.30 falan okula gidiyorum. Giderken de hem buradaki Erasmus hayatımı, ne bileyim nasıl geldim, niye geldim, İşte burada hayat nasıl, okul nasıl, hocalar nasıl gibi şeyler konuşmak istedim ama çok yağmur yağıyor. Yani bakalım, konuşabildiğim kadarına, konuşmadığımı okulu falan çekerim diye düşünüyorum. Şimdilik planım bu. Bakalım nasip. Ben Gümüşhane Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyorum. Erasmus için de 2.20 ortalama istiyorlardı. Bir de işte dil sınavından başarılı puan alabilmek. Başarılı puan da zaten hem bizim bölümden çok insan gidiyor. Yani 3 kişi alıyorlardı. Bir kişi Polonya'yaymış, biz bunu bilmiyorduk. 2 kişi de İtalya'yaymış. Yani ben İtalya'da Benevento'dayım. Yani Benevento İtalya'daki en güzel şehirlerden biri mi? Değil. Ortalamada bile değil bence. Yani şahsi fikrim. Ama yine de sessiz, sakin, küçük bir şehir. Napoli'ye yakın. Ne bileyim, Napoli'ye buradan 1,5-2 saat falan. Yani Napoli'den de her yere uçak var zaten. O yüzden çok dert etmeyin. Burada üniversite 3 sene. Ben inşaat mühendisliği 4. sınıfım. Burada 4. sınıf olmadığı için tüm sınıflardan karışık dersler aldım. 5 tane ders aldım. Yani umarım verebilirim. Şimdiki yetek hedefim bu. Verebilirsem iyi. Veremezsem uzar ya da yaz okuluna alırım diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle yaz okuluna alırsam bitiririm gibi duruyor şu anda. Yani alttan derslerimin durumuna bağlı biraz ama yani biter gibi. Burada pandemi dolayısıyla derslere rezervasyonla katılınabiliyor. Bir gün öncesinden veya birkaç gün öncesinden derse başvuru yapıyorsun. Hoca sırayla kabul ediyor. Diyelim ki 50 kişilik sınıfsa yarı kapasiteli sınıfları dolduruyorlar. O yüzden diyelim ki ilk 25 kişi sınıf oluyor. Geri kalanlar ya online katılabiliyor. Hoca bazı hocalar online ders açmıyor. Online ders açmayanlara da katılamıyorsun. Hoca derse tufan atıyor internetten. Genelde hocalar için iyi diyorlar. Yani ben çoğu derse giremiyorum. Çünkü bazen yani rezervasyonum kabul olmuyor. Bazen de geçen hafta, önceki hafta mesela Katolik Bayramı'ydı burada. Azizleri ve ölüleri anma haftası gibi bir şeydi. Ve okul yoktu yani. Okul yok dediler ve gitmedik. Bir şekilde yani. Burada devamsızlık yok. Çok iyi, devamsızlık yok. Devamsızlığın olmaması güzel. Yani pandemi dolayısıyla yok. Eskiden vardı tabii de yani bundan sonra da belki olur. Artık pandemi azalıyor diye düşünüyorum. En azından umuyorum diyeyim. Eğer buraya Erasmus'a gelmek isteyen varsa 2.20 ortalama yapmanız ve İngilizceden B1 seviye İngilizceniz olması gerekiyor. Bende var mı? Yok ama dil sınavında kolay soruyorlar. Ama zaten burada İngilizce bilen de yok. O yüzden yani buradaki İtalyanlar da sizin bildiğiniz İngilizce kadar İngilizce biliyorlar. Yani ben bile anlaşabiliyorsam insanlarla siz de bir şekilde anlaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki insanlar da İngilizceyi bizim gibi ortaokulda, lisede falan görmüş, üniversitede ilk senede görmüş falan tarzında. Onlar da çok bilmiyorlar. Genelde İtalyanca ve İspanyolca biliyorlar. Yani en azından bu şehirdekiler öyle biliyorlar. Eğer ki İtalya'da Erasmus düşünüyorsanız öncelikle okuldaki dil seçeneklerine mutlaka bakın yani. Bizim okul sadece İtalyanca eğitim veriyor. Ama bazı birkaç tane iyi hocam var. Yani 5 dersimin 3'ü. Bana özel ayrı İngilizce anlatıyor. Önce sınıfa İtalyanca anlatıyor. Sonra dönüp bana ve varsa başka bir Erasmus öğrencisi ona İngilizce anlatıyor. Ama her hoca bunu yapmıyor. Yani yapmak zorunda da değil çünkü sistemde derslerin İtalyanca anlatılacağı yazıyor. Bazı hocalar sana İngilizce dönüştürülmüş PDF'ler falan atıyor hani çalışman için, İtalyanca anlamadığın için. Ama hani derse gel de istiyor, bir ilgi göster. En azından hani hocam ben derse geldim şeyini onlara verebil diye. Yani bunları istiyorlar. Ödev veriyorlar bazen. Ben İngilizce yapıyorum çünkü hocam İtalyanca bilmediğimi biliyor. Ama şimdi okul İtalyanca kursu açtı. Salı ve Cuma günleri. 2 gün İtalyanca dersi veriyorlar. İşte toplam 40 saat olması lazım. Yanlış bilmiyorsam ama çoğu zaten Erasmus'la anlaşmalı okul bir kursu açıyor. Yani en azından buraya gelmişken bir İtalyancanız olur. Yani umarım benim de olur. Şu an çok yok. Ben kendi kendime de birazcık çalışıyorum. İşte ne bileyim klasik günaydın, iyi geceler. İşte ne bileyim o da evdeki ev arkadaşlarıma işte afiyet olsun, kolay gelsin. Yardım edecek bir şey var mı? Evde eksik bir şey var mı? Tarzı şeyleri sorabilmek için. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ya da en azından kendimi tanıtabilmek için hocalara ve ne bileyim arkadaşlarıma, tanıştığım insanlara falan.
O yüzden yani İtalyanca burada lazım çünkü dediğim gibi herkes İngilizce bilmiyor. Ve bilmek zorunda da değil insanlar yani buranın yerlisi. Benim evim okula uzak olduğu için ben yani bir 25-30 dakika bazen 35 dakika yürüyor hızıma ve aceleme göre yürüyorum. Şu anda okula doğru yürüyorum. Okula gidince bu arada mühendislik fakültesi 3 ayrı kısımda var. Hepsini çekerim bugün diye düşünüyorum çünkü galiba hepsinde dersim var. Şimdi saat 10 dersine gidiyoruz. Arkadaşımla buluşacağım önce. Beraber derse gideceğiz. Dersim hidrolik yapılar diye geçiyor ama ben yani benim üniversitemde ders olarak karşılığı su kaynakları ve kanalizasyon diye bir dersim var. Ona karşılık olarak bu dersi aldım. Yani umarım geçebilirim de bir ders de olsun eksiltebilirim diye şu an umuyorum. Tek şeyim bu. Şimdi Benevento'nun meydanına geldim. Gözükmeyecek şemsiyemdim ama normal çevirip göstereceğim şimdi. Burası yani Benevento'nun meydanı diyebileceğim. Merkezi ya da diyebileceğim bir yer. Şurada şu kulenin hemen sağ tarafında Santa Sofia Kilisesi var. Şu arkasındaki sarı bina, kulenin arkasındaki sarı bina tiyatro. Yani aslında zaten tarihi yerler mi desem artık ya da eski yerler. Hep bu hizada, bu yol üzerinde sıralanıyor gibi. Yani müzeler, işte ne bileyim, eski kiliseler, katedraller, baziliskalar. Hepsi bu yol üstünde. Şimdi size Santa Sofia'yı da göstereyim. Burası Santa Sofia. Şu an burada bir tane kütüphane ve park var. Burası da tiyatro. Bu yolun sonunda benim okuluma çıkacak. Okulumu da gösterdim birazdan. Evet, burası Piazza Roma diye geçiyor. Okul şu kemerli yerden giriş. Zaten şimdi oraya nasıl geçeceğim? Neyse göstereceğim. Önce şu diğer tarafı göstereyim. Okulun bir kısmı şurası. Şu pembeli beyazlı bina. Şu alt taraftaki yerler derslikler. Bugünkü dersim, ilk dersim orada. Ondan sonra diğer dersler, bazıları şurada. Şurası mühendislik yine. Böyle, binalar hep böyle küçük bir eski yapıları okula çevirmişler tarzında. Cihat'la buluştum, şimdi derse gidiyoruz. Az önce söylediğim yerde değilmiş ders. Yalan söylemişim arkadaşlar. Aldanmayın bana. Şurası da Benevento. Sabah ders mi olur ya? Benevento'ya geldik yine sabahtan kalkıyoruz. Yani. Biz normalde ikinci öğretimiz. Bize alışık olmadığımız şeyler. Burası Benevento'nun kapısı yani. Kapı dediğime bakmayın da. Arkada Treno diye mi geçiyor burası? Aynen. Evet öyle bir yer. Yani sonuçta kapı arkadaşlar. Yani bir sonuca bakalım. Bunun üstünde eskiden krallarla yani soylularla fakir halkı resim yapmışlar. Böyle heykellerle artık işlemişler mi desem. Bir şekilde işlemişler ve yani bir tarafı zengin tarafı, bir tarafı fakir tarafı anlatıyor bu içi. İçinde de şey var. En halkanın üst tarafında bir tane kadın var. Ve Tanrı'nın kadın olduğuna inandıklarına dair bir şeyler anlattı. Biz buraya bir gün çevirmenle geldik de. Yani çevirmen değil onun adı ne? Tur rehberiyle. Biz bir gün buraya tur rehberiyle geldik ya, bunun üstündeki tüm şeylerin hikayesini anlattı. Şöyle burada çalışma olduğu için sesim geliyor mu? Gelmiyorsa bir yere yazarım. Bildiğim, bilmediğim her şeyi yazarım. Buradan yukarıda, şimdi aslında daha büyük bir tane fakülte var. Asıl mühendislik burası. Eskiden kız manastırıymış. Sonradan üniversiteye çevirmişler. Mühendislik fakültesi. Benevento Belediyesi çalışmıyor arkadaşlar. Ama bir şey göstereceğim. Burada eğer Kastamonu Üniversitesi'nden gelen birisi varsa buraya bir yere bize her yer Trabzon yazmadan dönmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü herkes yazmış, ben yazmayayım. Evet,
burası tek yönlü. Araba da edecek ya. Araba güzel. Eğer gösterebilirsem şimdi. Şurası okulun bahçesi. Ve bunlar portakal mandalina falan okulun dört bir köşesi. Portakal mandalina dolu. Ve öylece yere düşüp ziyan oluyorlar. Çok üzülüyorum. Göle girdim ya. Tabii ki de okulumuzun olmazsa olmazı bir şey göstereceğim. Okulumuzun dibinde kilise var. Kilise. Ve okul. Şöyle sınıfı göstereyim. Şöyle sınıfımızın manzarasını göstereyim. Çünkü var yani manzara. Benim evimde yok. Evet, kendimi şeye sıkıştırdım. Kapı balkonun demirlerini. Şurasını tabii kendimi çekeyim diye ama yine sınıf gözüküyor ya ben. Yani yukarıyı çekerek yüzünde öyle bir nur var ki. Toparlayamıyoruz. Şöyle yapayım. Belki bir yere koyarım, belki ekran fotoğrafı falan düşüyorum. Sonuçta koydum. Burası da okulumuzun avlusu. Bu da kantinden aldığımız cappuccino'larımız. Kantini de göstereceğim. Kantin değil bu arada. Otomat. Şimdi harika kantinimizi göstereceğim. Kantin. Benim sabah vlogumda yağmur yağıyordu. Şimdi arkadaşlar güneş açtı, hatta batıyor. Hep beraber İtalyan dil kursuna gidiyoruz. Derse geldiği için mutlu değiller. Ben hiç o kadar olmasaydım. Bu böyle olmaz. Böyle hayat geçmez. Parasını şu vereceğim bana. Derse geldik ama anlamıyoruz. Anlıyor musun? İtalyanca anlataraktan nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar bizi Meryem getirdi. Dedi ki bir gidelim bir görelim ya neymiş ne değilmiş uyu. Biz burada görünmeye göremeye acı çekiyoruz. Beni kapatıyor şu çocuk, çok sağ olsun. Şu. Bir de beni buraya yerleştirmişsiniz. Evde çiçek çaldık. Çok kötü kokuyor. Şey daha bekliyorum yani. Bu kadar. Merhaba. En son videoyu nerede bıraktım bilmiyorum. Bir toparlayayım diye geldim. Umarım kulaklıktan da sesim geliyordur. Bugün daha kulaklıkla çekiyorum galiba videoları. Elimden geleni çektim çünkü biraz koşturmalı bir gündü. Hem derse gittim, hem dil kursuna gittim. Hem de işte yarın Venedik'e gideceğiz. O yüzden biraz işlerim vardı. Onları ayarladım. O yüzden elimden geleni çektim. Yeterliyse yine belki benzer bir şey çekerim. Ya da sorusu olan varsa aşağıya yazar. Yani artık bilmiyorum nasıl olur. Benden bu kadar şimdilik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.